Selam dostlar. Bugünkü videomuzda YouTube'daki gelirimizi nasıl arttırabiliriz? CPM arttırmayı ve Google Ads'i üzerinden uygun anahtar kelimeleri nasıl bulabiliriz? Sizlere onlardan bahsedeceğim. İlk işimiz arkadaşlar Google Ads'i üzerindeki anahtar kelime planlayıcısını açmaktır. Buna girmeden önce sizlere belirli analizlerden bahsedeceğim arkadaşlar. YouTube Studio'daki analiz bölümündeki şuradaki gelir ekranında oynatmaya göre BGBM yani bin gösterim başı maliyet var arkadaşlar. Burada 7,64 lira yazıyor misal. Bunu nasıl arttırabiliriz? Onun haricinde şurada tahmini geliriniz var. Haliyle bu arttıkça arkadaşlar şu tahmini geliriniz de artacaktır. Tabii ki de bu tahmini gelirin tamamı gelmiyor. YouTube bunun %55'lik, %60'lık dilimini neredeyse alıyor kendisine. %40'lık dilim falan kalıyor arkadaşlar bizlere. Yani yaklaşık bir 7 lira falan şu anda gelmiş oluyor bize. Yani yarısını YouTube alıyor arkadaşlar. Tahmini para kazanılan oynatma sayısı da zaten şuradaki belirlenen zaman aralığındaki reklamlı videoların oynatma sayısıdır arkadaşlar. Oynatmaya göre BGBM'den bahsettik. Şimdi bunu nasıl arttırabilir? Sizlere onu anlatacağım. Videoya geçmeden videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Diyorum şimdi anahtar kelime planlayıcısını nasıl açıyoruz? İlk baş Google AdSense veya Google Ads'e yazıyoruz arkadaşlar. Arama ekranına. Sonra ilk çıkan reklama tıkladık. Buradan oturum aç dedik. Oturum açtıktan sonra belirli Google hesabınız ile giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar burada gördüğünüz üzere daha önceden yapmış olduğunuz reklamlar vesaire çıkıyor. Biz buradan araçlar ve ayarlar seçeneğine tıklıyoruz. Şöyle. Daha sonra burada anahtar kelime planlayıcısı ekranı var. Buna tıklıyoruz. Bu sitenin linkini açıklamalar bölümünde vermeye çalışırım. Oradan bulup tıklayabilirsiniz arkadaşlar, siteye ulaşabilirsiniz. Ardından burada arkadaşlar yeni anahtar kelimeler keşfedin ekranı var gördüğünüz üzere. Bize lazım olan ekran burası. Burayı tıklıyoruz. Burada arkadaşlar bizlere 1 ila 10 anahtar kelime arasında seçenek veriyor. Yani en fazla 10 tane anahtar kelime girebiliyoruz ve burada girerek belirli aranma hacmi, belirli arkadaşlar rekabet seviyesi falan bunları öğrenebiliyoruz. Sizlere örnek olarak YouTube CPM arttırma videom şu anda ve YouTube para kazanma ile ilgili bir video olduğu için sizlere YouTube para kazanma konusundan devam edeceğim. İlk anahtar kelimemiz misal YouTube. Daha sonra YouTube para yazalım. YouTube para kazanma. Bunlar olabilir. Farklı olarak sadece para kazanma veya para da olabilir arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar konuyla ilgili olduğu için değişebilir. Siz buraya oyun videosu mu çekiyorsunuz? Oyunla ilgili PUBG. Ondan sonra şu oyun. Oyunların ismini girebilirsiniz. Ve oynayacağınız oyunu girebilirsiniz. Onun haricinde vlog ise misal gezeceğiniz yere gezdim, alışveriş vesaire onları yazabilirsiniz. YouTube para kazanma. YouTube CPM arttırma yazalım bir de. CPM yazalım. YouTube CPM arttırma. Biz burayı ona tamamlamaya çalışacağız. Siz de öyle yaparsanız daha iyi olur. Ve videonuzla alakalı kelimeleri girin arkadaşlar. Farklı kelimeler olmasın. 6-7 tane oldu. CPM arttırma sadece yapalım. 2 tane kaldı. YouTube para kazanma açma yazalım. YouTube gelir arttırma bir de yazalım. Tamam. 10 tane oldu. Fikir almak için sınır olan 10 anahtar kelimeyi girdiniz diye bir uyarı çıkacaktır. Daha sonra sonuçları göstere basıyoruz. Şu anda arkadaşlar bizlere gördüğünüz üzere şöyle bir analiz çıktı. Bunlar arkadaşlar şöyle grafiktir. Bunları isterseniz şeylerden yine bunları kullanabilirsiniz ama bize asıl önemli olan şey aşağıdadır. Burada arkadaşlar 2 tane bölüm var. Sağladığınız anahtar kelimeler yani az önce girdiğimiz anahtar kelimeler arkadaşlar bunlar nedir? CPM arttırma, para kazanma, YouTube
YouTube CPM arttırma, YouTube CPM arttırma falan. Ondan sonra YouTube para kazanma gibi şeyleri girdik. Ve aşağıda arkadaşlar bir bölüm daha var. Anahtar kelime fikirleri diye. Burası da bizlere Google ADS yani Google AdSense diyorum pardon arkadaşlar. AdSense farklı oluyor. Google AdWords'ün bizlere tavsiye ettiği anahtar kelimelerdir. Şimdi bize en önemli şey arkadaşlar nedir? Tabii ki de ortalama aylık aranma ve bir onluğun kadar da arkadaşlar önemli olan sayfanın üstü teklifi. Şu ikisinin aralığıdır. Biz şimdi bir taktik vereceğim ve bu taktiği kimseye anlatmamıştır. Eminim yani. Şu ana kadar YouTube'da hiç görmedim. Gördüğünüz üzere burada arkadaşlar sayfanın üstü teklifi 1.58 ve 25 lira. Yani ikisinin aritmetik ortalamasını alsak arkadaşlar 26 bölü 2'den 13 lira 13,5. Ortalama arkadaşlar 13 lira kesin bundan kazanacağız diyebilirim ben bundan. Eğer ki buna yakın bir kelimeler daha girersek ortalama 13 lira kazanırız diyebiliriz. Şimdi biz burada arkadaşlar para kelimesini eğer ki bu videomda kullanırsam gelirim 1.58 ile 25 lira arasında olacaktır. Bu sayfanın üstü teklifi en düşük aralıktır. Bu sayfanın üstü teklifi en yüksek aralıktır arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız? Hangi kelimeleri bulacağız? Videomuzla alakalı kelimeleri girdik. Buradan ortalama aylık aranmaya tıklıyoruz. Şöyle tıkladık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bize bir şöyle bir şey de veriyor. Analiz de veriyor arkadaşlar. Şöyle sütun grafiği ile göstermiş. Şu zaman aralığında Mart ve Şubat ayının şu zaman aralığında arkadaşlar bir hayli yüksek olmuş ama ortalama olarak arkadaşlar genelde hep aynı aranmış görüyorsunuz zaten. 68 milyon hep aranmış. Şöyle bir şey daha var. Rekabet ne kadar düşükse o kadar iyidir. Gördüğünüz gibi burada düşük yazıyor. Rekabet oranı ne kadar düşükse öne çıkma ihtimaliniz de o kadar yüksektir. Ve bu çok fazla aranıyor arkadaşlar. Biz YouTube'la ilgili bir video çekersek çok öne çıkarız. Fakat işte fakat geldi. Fakat arkadaşlar burada 0,01 ve 0,07. Yani bu ne demek oluyor? Bu videoyu 1000 defa izleyecekler ve ben 1 kuruş kazanacağım. Hadi oradan diyeceksiniz. Gerçekten öyle. Çok az bir maddi kazanç sağlıyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bunları kullanmıyoruz abiler. Biz neleri kullanacağız peki? Aşağı iniyoruz ya. Çok fazla inmeyeceğiz. Aşağı iniyoruz. Baktık. 0,62 ile 25 lira arkadaşlar. 25 lira arasında kazanabiliyoruz ve çok daha az aranmıyor. Hatta çok 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 yüksek aranıyor. Üstüne de düşük arkadaşlar. Yani rekabeti düşük. Hemen sıyrılabiliriz diğer kanallar arasından. Üstelik de 1 milyon 220 bin aranmaya sahip ve geliri de gayet iyi. Şimdi siz ne yapacaksınız? Sizlere önerim. Hemen şunu hemen aşağı indirin. Şöyle yeni deyin abiler. Metin belgesi oluşturun. Ben az önce oluşturmuştum. Yeni metin belgesi oluşturuyorsunuz. Ne yapacaksınız burada? Şu hani az önce bahsettim ya. Rekabeti düşük olanlar. Ortalama aylık aranma sayısı yüksek olanlar. Ve tabii ki de en önemlisi CPM oranları yüksek olanlar arkadaşlar. Bunları bir metin belgesinde biriktirin. Daha sonra misal şurada YouTube Premium umarım bulabilirim. Aşağıya inelim. YouTube Premium'u görürsem hemen göstereceğim. Ama onun haricinde YouTube video indir var arkadaşlar. Bakın buraya YouTube video indiri yazmışım. Ben yarın misal YouTube video indirme ile ilgili bir video çeksem ve bu anahtar kelimeyi kullansam gelir oranım çok yüksek olacaktır arkadaşlar. Çünkü neden? 1000 gösterim başı maliyet veyahut CPM oranı çok yüksek arkadaşlar. Çok yüksek aralıklara sahip. Biz şimdi onun haricinde burada mesela YouTube MP4 var. Aynı şekilde onu da diyecektim ama burada gelir oranı çok yüksek değil. Bu misal şu olabilir 40 lira. YouTube indir. Bu olabilir arkadaşlar. Aşağı indik. Başka var mı? Mesela ben parayı kullansam bu videomda. Para da aynı şekilde çok fazla para kazandıracaktır. Şimdi sizlere kimsenin anlatmadığı ama çok güzel bir taktik olan
bir özellikten bahsedeceğim. Biraz matematiğimizi konuşturacağız diyebilirim. Bunun için bir hesap makinesi açmanız lazım. Şurada buldum. Hesap makinesine girdik. Hesap makinesini açtıktan sonra gördüğünüz üzere arkadaşlar 68 milyon görüntülenme aylık aranması, yani 68 milyon defa aranıyormuş. Hani bunlar 1000 gösterim başı maliyetti yani arkadaşlar. Biz bunu 68 milyonu şöyle 68 bin şöyle girdik. 3, 6 tane 0 olması lazım. Bir tane daha. Aynen. Bölü 1000 yapıyoruz. Eşittir 68 bin. Tabi bunu ne yapmamız lazım? En düşük aralıkla çarpmamız lazım. Yani 0,01 ile çarpmamız lazım. 0,01. Tabii ki de bu daha da yüksek olacaktır. Çarptık. 680 lira kazanabiliriz arkadaşlar bundan. Maksimum diyorum. Çünkü bunu böldük. Şimdi 680 lira evet çıktı. İyi hoş. Biz şimdi bunu siliyoruz arkadaşlar. 680 lirayı unutmayın. Hatta şuraya 680 yazıyorum. Bakın az önce 68 milyonluk şeyi ne yaptık? Böldük arkadaşlar 1000'e. Şimdi ben sizlere bir şeyi daha göstereceğim. Sayfanın üstü teklifine tıkladım hemen. Şöyle. YouTube Premium. Aynen, YouTube Premium'u buldum. Şimdi YouTube Premium 22.200. 22.200'ü böldüm. 22.200 bölü 1000. Yani 1000 gösterim. Şimdi sayfanın üstü teklifi düşük aralığı çarpıyorum. 596.69. 596.69 çarptım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Bu nedir? Biz bu kadar para kazanabiliriz. Yani arkadaşlar eğer ki videolarımızda şöyle yanlış mı hesapladım lan ben bunu? Kusura bakmayın. Videolarımıza maksimum bu kadar kazanabilirim. Mesela 22.200'ü 1000'e böldüğümüzde 22,2 çıkar. Yok, 2,2 çıkar. Daha sonrasında bunu şundan çarparız. 1000 küsür paraca yapması lazım. Yanlış hesapladık az önce. Bölme işlemini büyük ihtimal yanlış yaptık. Umarım anlamışsınızdır bu yaptığımı arkadaşlar. Aslında amacım şu. En çok arananı ve arkadaşlar en çok kazandıranı bulmak. Sizlere birkaç tane örnek daha vereceğim. Misal YouTube Premium'u az önce gösterdim. Eyvallah, bunu kullanabiliriz. YouTube video izleyip kullanamayız ama gördüğünüz üzere az kazandırıyor. Misal biz bunları silelim. Şunların hepsini bir silelim arkadaşlar. YouTube para kazanma değil de bu sefer şöyle hızlı bir şekilde silelim. Oyun videolarına bakalım ya. Oyun. Oyun oyuna yazalım. PUBG yazalım. PUBG. Hani az önce binlerle falan uğraşıyorduk. 1000 lira falan kazanacağız diyorduk. Bakalım bunlar ne kadar kazanıyor. Clash Royale yazalım. CSGO yazalım. Ya direkt aratalım bir de. Zaten pek bir şey fark etmez aralarında. Gördüğünüz üzere kız oyunları. Evet. 135 bin aranıyor. Eyvallah. Genel olarak hepsi çok aranıyor. Ortalama olarak hepsi çok aranıyor. Okey. Şuraya da baktık. Oyunlar baktık. 1 milyon 830 bin. Ona da okey. Ama gelirlere baktık. 0,02 ve 0,16. Aşağı indik. Yani buranın en yüksek kazandırana bakalım. En yüksek kazandıranı dahi abi 285 lira. Ama bakıyoruz sol tarafa 30 aranıyor. Biz bunu ne yapacağız? Epic Games indir. Tamam, güzel bu. 27 falan. Ama az aranıyor. 3600. Bak 3600 çok mu kötü? Yok. Emin olun oyun videolarının en iyisi budur. Öyle diyeyim sizlere. Yani anlatmak istediğim şu. Reklam gelirleri, yani CPM oranları çok yüksek olmasına bakın en başta. Tabii ki de onun yanında da ortalama aylık aranması.
Eğer ki bu ikisi var ve üstüne de rekabet oranı düşük ise yemede yanında yat deriz arkadaşlar. Başka bir şey demem. Videoya like atmayı ve takıldığınız yerleri yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Eğer ki CPM oranınız 60 ise 1-2 hafta sonra bunları görürsünüz. Lütfen yorumlarda belirtiniz. CPM oranları için yorumlarda bir anket tarzı bir şey başlatabilirim. Sizler de CPM oranınızı lütfen yorumlarda belirtiniz. Bin gösterin başı maliyetiniz nedir? Bir söyleyin arkadaşlar. Merak ediyorum açıkçası. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.